kısırlığın genel olarak sebeplerinden bahsedebilir miyiz? Yani tabii bize bir çift geldiğinde eğer çocuk istiyoruz, işte iki yıldır düşünüyoruz, olmadı. Düzenli yaşantımız var, cinsel yaşantımız dediğinde kadın doğum hekimi olarak tabii ki ilk etapta hanımefendileri değerlendiriyoruz. Yumurtalık rezervine bakıyoruz. Örneğin çikolata kisti bu yönde de bir tehdit oluşturabiliyor. Çünkü yumurtalıklarında kist olduğunu bilmeyip ultrasonda tespit ettiğimiz hastalarımıza bazen yumurtalık kapasitesi zayıflamış olarak karşımıza gelebiliyor. Örneğin 30 yaşında ama yumurtalık yaşı 40 yaş üzeri gibi duran hastalarımız olabiliyor. İşte bu olgularda da genelde... Yumurtaların yaşı var mıdır? Yumurtalık yaşı var. Bizim kronolojik yaşımız tabii ki doğum tarihimizde olan yaş. Ama yumurtalık yaşı farklı bir şey. Günümüzde bu konu daha da gündeme geldi. Çünkü neden? Artık yumurta dondurabiliyoruz. Örneğin evli olmayan bir çikolata kisti hastası yumurta rezervi de azsa yumurtalıklarındaki yumurtaların dondurulmasını sağlayabiliriz ve 10 yıl sonra 5 yıl sonra evlendiğinde bunlar çözüp kullanılabiliyor. En azından ileriye dönük olarak bir opsiyondur yani gebe kalmak için bir şansın devamıdır. Dolayısıyla endometriyoz hastalığında özellikle yumurtalıklarda kist varsa rezervi değerlendirmek çok önemli. İşte burada doktorun tecrübesi, kişinin gebeliğe ulaşmak istemesindeki o hız, ne kadar süre sabrı var. Bunlar önemli. Buna göre karar veriyoruz. Evet. Çünkü bu bir süreç. Kısırlık tedavileri de bir süreç şeklinde ilerliyor. Hiçbir zaman hani bu ay gebe kaldım ya da niye kalamadım değil de önümüzdeki 6 ay 1 yıl içinde gebelik oluşma ihtimallerini hep biz konuşuruz. O noktada da hastamızın eğer sabrı yoksa ya da rezervi sıkıntılıysa daha ziyade tüp bebek tedavilerine yöneliyoruz. Evet, çok güzel.